Bildiğiniz gibi online video görsel içerik platformları son dönemde dünyayı etkisi altına almaya başladı. Özellikle dijital medya ve izleyici davranışı alanlarında yılların birikimi ve tecrübesine sahip olarak Türkiye'nin izleyici davranışının önümüzdeki dönemde değişimini nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi televizyon izleme, içerik izleme aslında bir alışkanlık. Zaten mesela bizim TİAK diye bir kuruluşumuz var, bu reytingleri falan filan ölçen televizyon izleme alışkanlıkları kurulu. Yani bunlar bir alışkanlık. Eskiden tabii az kanallı dönemlerde insanlar işte Kanal D, ATV, Showstar arası dolaşırdı. Şimdi kanal sayısı arttı. Derken bir sürü tematik kanallar arttı 2000'li yıllardaki uydu dijitalleşmesiyle falan. Şimdi de işte Türkiye'de aslında televizyonla olan ilişki, hani biz Avrupa'ya daha falan yakınız ama Amerika'da ne oluyorsa 10 sene sonra burada olur. Tamam mı? Ben dedim o hatayı da oradan yaptım. Netflix'i 10 sene beklemeden getireyim dedim. Çünkü devamlı takip ediyordum orayı. Onlar eskiden DVD'ciler vardı, Blockbuster diye. Blockbuster'ı aldılar, kasetçiler. DVD ile evlere dağıttılar. Sonra online'a geçtikleri zaman biz de burada online'a geçtik ama o 10 senelik gibi yok edince ben olmadı. Neyse yine de çok yakından takip ediyorum çünkü hobim bu benim aynı zamanda. Şimdi insanların içerik tüketim şekli değişiyor. Çünkü bir anywhere, anytime dediğimiz işte nerede istersem, ne zaman istersem içeriğe erişebileyim imkanı sağlandı. İnternette altyapısı hızlanınca, yükselince ve de daha da gittikçe yükseldikçe bir de cep telefonları falan filan gibi mobil cihazlarda olunca yani gerek var işte ben bu diziyi burada seyredeceğim. Bir saat sonra seyrederim. Hiç olmazsa sosyal hayatımı bozmam. Ertesi gün seyrederim. Reklamları atlarım. Veya metroda, serviste falan hani ölü geçen zamanları değerlendiririm anlamında. Bu Anywhere Anytime konsepti çıktı. Tabii oralarda tüketilen içerikler daha short content dediğimiz kısa videolar, komik videolar, Amerika'nın kısa dizileri falan gibi şeyler oluyor. Bizdeki gibi 150 dakikalık diziyi bu telefonla izlemeye başlayınca telefonun data tüketimi artıyor, ısınıyor. Küçücük ekrandan falan filan fenalık geçiriyorsun. Onun yerine de işte bu Netflix gibi televizyondan izlenen büyük platformlar hayatımıza girmeye başladı. Aslında bu iki türlü. Bunların da bir bizim AVOD dediğimiz sadece reklamla beslenen YouTube gibi içerikleri taşıyan platformlar var. Bir de SVOD dediğimiz Subscription Video On Demand. Bu da abonelikli bir sistem. Bir tane daha var. O da başka bir şey. TVOD diye. O geçelim. Bunlar insanlara bir YouTube'da bedava ama kontrolsüz, deli saçması, bilgi, işte eğlence falan gibi içeriklere erişimini sağladı. SVOD ise daha premium dediğimiz daha kaliteli içerikleri ama bir abonelik bazında ulaşımımızı sağladı. Bütün bunların aslında dünyada işte Türkiye'de de diyelim ki Netflix'i 1 milyon kişi izliyor falan ama yine de bir televizyon izlemeyi direkt olarak bozan, öldüren, bitiren bir yanı yok. Tabii ki televizyondan biraz tırpanlıyor. Nasıl internet ilk başta dergileri, gazeteleri mahvetti. Artık neredeyse fiziki gazete kalmıyor. Bunlar bir nebze televizyonlardan da müşteri ve reklam çaldı. Fakat onların yaptığıyla bizim yaptığımız çok farklı. Onlar daha genç, daha hızlı tüketilen, işte biraz daha niş, biraz daha ana kanallarda regülasyon olamayacak alanlara girip çarpıcı işler yapmaya çalışıyorlar. Biz ise daha evde oturan, daha konvansiyonel televizyon seyreden insanlara ulaşmaya çalışıyoruz.